Efendim, baro seçimi öncelikle ülkemizin içinde yaşadığı gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek politik sıkıntıların dışında ayrıca maalesef son yıllarda yargı bakımından ve hukuki uygulamalar bakımından çok büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Bu alanda yargı ve hukuk alanında barolara ve avukatlara çok büyük bir yük düşmektedir. Bu seçimde umuyoruz ve diliyoruz. Ben de bir başkan adayı olarak seçilsem de seçilmesem de diğer arkadaşlar olarak hem avukatlar hem baro olarak bu hukuki sorunlarımızda en azından insan hakları ihlallerinde ve hukuk uygulamalarındaki eksikleri, gidikleri dile getirmek ve bunlara karşı bir duruş sergilemek ve bunlarda varsa uygulama hatalarını gidermek üzere gerekli mercilere, gerekli başvurularda gerekli tepkilerimizi göstermeyi diliyoruz. Bu zaten hem kanunların barolara ve avukatlara verdiği bir görevdir hem de aslında toplumun barolara ve avukatlara yüklediği bir görevdir. İsmim Ferhat Bayındır, avukatım. Batman Barosu'nun 18. Genel Kurulu'nda TBB Üst Kurul Bağımsız adayım. Tabii biliyorsunuz Batman Barosu seçimleri 2 yılda bir yapılıyor. Biz de bu seçimde üst kurula bağımsız olarak adayımızı koyduk. Seçimde zaten meslektaşlarımız oylarını kullanacaklar. Eğer meslektaşların onayını, oylarını alabilsek Allah'ın izniyle meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü, toplumsal sorunların çözümü noktasında Ankara'da hukuksal mücadele içerisinde yer alacağız. Bizim amacımız meslektaş sorunlarını çözmek, toplumun sorunlarını çözmek, insan hakları alanında, barış alanında, adalet alanında aktif çalışma içerisinde bulunmak amacıyla ben bu seçimde üst kurul delegeliğine bağımsız adaylığımı koydum. Allah'ın izniyle seçilirsem bu alanlarda yoğun bir çaba içerisinde olacağım. Kazanan Batman Barosu olacak. Kaybeden yoktur bu seçimin. Biz meslektaş dayanışmasına inanıyoruz. Her dört aday da birbirinden kıymetli. Başarılı bir seçim geçirdik. Sakin bir seçim geçirdik. Böyle gelecek. Bize yakışan da budur. Katılım beklentinin üzerinde gayet iyi. Arkadaşlar bu işi sahipleniyor. Demokratik oy kullanma hakkını kullanmayı meslektaşlarımız hassasiyetle değerlendirdi. Bu yüzden de çok mutluyum. Son olarak başkanım, avukatların mesleki sorunları ve çözümleri önerisinde yeni yönetim için neler düşünüyorsunuz? Bütün meslektaşlarımız sorunların çözümleri için gereken adımları zamanında attı. Biz de üzerine katmak istiyoruz. Diğer arkadaşlarımız da öyle.